Merhaba arkadaşlar. Daily Routines ünitesindeydik. En son AM/PM konusunu anlatmıştık. Şimdi at konusuna geliyoruz. At edatı arkadaşlar bir şeyin saat kaçta yapıldığını anlatmak için kullanılır. Eğer bir sorunun cevabı olarak kullanılacaksa o soruda what time sorusudur. Yani saat kaçta sorusunun cevabıdır arkadaşlar. Mesela şimdi bu cümlelerin tamamını biz daha önceden gördüğümüz için çok fazla üzerinde durmayacağız. Bir iki tanesine bakabiliriz. Şimdi mesela şuna bakalım. Burada saat kaç var? 7 var. Hangi faaliyet var? Kalkma faaliyeti var değil mi? Eğer bunun sorusunu soracak olursak what time do you get up'tır değil mi? Saat kaçta kalkarsın? Ben bakın sabahları, buraya sabahlarını da eklemişiz. Burada AM var bir tane arkadaşlar. AM bir önceki konumuzdu. AM, PM ile birlikte. Neydi? Öğlenden önce, bir şeyin öğlenden önce yapıldığını belirtmek için kullanılıyordu. Ya da saatin öğlenden önceki bir saat olduğunu belirtmek için kullanılıyordu. Bakın, saat 7... de değil mi? Ben saat 7'de kalkarım olmuş. Ki zaten saatlerden önce kullanılacaksa et, ki sadece saatlerden önce kullanılmaz. Etin yaygın bir kullanım alanı vardır. Ama saatlerle birlikte kullanıldığı zaman arkadaşlar mutlaka saatlerden önce kullanılır. Buradaki bakın saat 7'de de olduğu gibi arkadaşlar. Şimdi ikinci cümlemizde duş alma etkinliği var. Duş alma etkinliği saat kaçta yapılıyormuş? Bakın burada saat kullanılmış. Saatten önce et kullanılmış değil mi? Saat kullanılmış. Saatten önce et kullanılmış. Saat 7'yi 10 geçe de olmuş. Türkçe'de saat 7'yi 10 geçe de şunu yaparım gibi bir ifade kullanılmıyor ama anlamı odur arkadaşlar. Şimdi gelelim bu cümlemize. Burada kahvaltı yapmak. Kahvaltı yapmak ve dişlerin fırçalama etkinliği var. Kaçta oluyormuş bu da? 7.30'ta değil mi? Bakın yine saatten önce kullanılmış. Karışmasın diye şurayı ben sileyim. Şimdi gelelim bu cümlemize. Bu cümlemizde okula gitme etkinliği var. Okula gitme etkinliği saat kaçta oluyormuş? Bakın saat 8'de. At yine saatlerde, saatten önce kullanılmış. Gelelim bu cümlemize. Burada öğlen yemeği yeme etkinliği var. Öğlen yemeği yeme etkinliği saat kaçtaymış? 12'de. Bakın at yine saatten önce kullanılmış. Bu cümlemizde okuldan eve dönme etkinliği var. Okuldan eve dönme etkinliği saat kaçtaymış? 2.30'taymış değil mi? At yine saatten önce kullanılmış. Gelelim bu cümlemize. Bu cümlemizde basketbol oynama etkinliği var. Basketbol oynama etkinliği saat kaçtaymış? 3'te. Bakın saat ve daha öncesinde et. Gelelim bu cümlemize. Bu cümlemizde ev ödevi yapma etkinliği var. Ev ödevini kaçta yapıyormuşuz? Burada saat 4'te değil mi? Bakın saat, saatten önce et. Bu cümlemize gelelim. Bu cümlemizde ise akşam yemeği etkinliği varmış. Kaçta akşam yemeği yiyormuşuz? Bakın 6'da değil mi? 6'da. Et gelmiş. Etten sonra yine saat gelmiş. Saat gelmiş. Saatten önce yine et gelmiş arkadaşlar. Gelelim bu cümlemize. Bu cümlemizde televizyon izleme etkinliği var. Televizyon izleme etkinliği saat kaçta oluyormuş? 6.30'da oluyormuş değil mi? 6.30'da. Bakın et, etten sonra saat. Saat, saatten önce et. Gelelim bu cümlemize. Burada kitap okuma etkinliği var. Kitap okuma etkinliği saat kaçta oluyormuş? 7.30'da. Et gelmiş, etten sonra saat gelmiş. Saat gelmiş, saatten önce et gelmiş arkadaşlar. Gelelim bu cümlemize. Burada banyo yapıp dişlerini fırçalama etkinliği var. Kaçta oluyormuş bu etkinlikler? Saat 9'da et gelmiş, etten sonra saat gelmiş. Saat gelmiş, saatten önce
et gelmiş arkadaşlar. Gelelim son cümlemize. Son cümlemizde yatağa geçip uyuma etkinliği var. Kaçta yapılıyormuş bu etkinlikler? Saat 10'da. Değil mi? Saat 10'da yapılıyormuş. Bakın saat gelmiş. Saatten önce et gelmiş. Etten sonra saat gelmiş arkadaşlar. Şimdi bu cümlenin birkaç tanesinin anlamlarına bakalım yine. Sabahları saat 7'de kalkarım. İkinci cümlemize bakacak olursak yine sabahları öğleden önce 7'yi 10 geçe de duşumu alırım. Ne demiştik? 7'yi 10 geçe deriz biz Türkçe'de. 7'yi 10 geçe de demeyiz ama anlamı budur arkadaşlar. Dediğim gibi bu cümleleri daha önceden incelemiş olduğumuz için anlamlarına tamamıyla bakmıyoruz. Geçiyoruz. Şimdi bunlarla ilgili what time sorusu ve what time sorusuna nasıl cevap verildiği ile ilgili cümleler göreceğiz şimdi. Evet, diyalog şeklinde değil mi? Bizim bu arkadaşımızla bu arkadaşımız konuşuyor, bu arkadaşımız soruyor, bu arkadaşımız cevap veriyor. Bu arkadaşımız yani Bugs Bunny, Daffy Duck'a, Daffy Duck da herhalde şimdi ben hatırlayamadım. Soruyor, what time do you get up? Sen saat kaçta kalkarsın diyor. Daffy Duck ise cevap veriyor, ben saat 7'de, sabahları saat 7'de kalkarım diyor. Şimdi cümleleri bir inceleyelim. Bakın burada what time mavi ile yazılmış. Burada at 7 o'clock mavi ile yazılmış. Bu da demek oluyor ki what time'ın karşılığı burada at 7 o'clock'tur. Hani az önce de dedik ya eğer at sorunun cevabı olacaksa, herhangi bir sorunun cevabı olacaksa bu soru what time sorusudur. Şimdi bakın burada what time soru zarfından sonra bir tane do gelmiş buraya. Bu do yardımcı fiildir. Soru zarflarından sonra gelir. Do burada bizim neden yardımcı fiilimiz? Çünkü zamanımız geniş zaman. Eğer geniş zaman olmasaydı ve uyanmak, kalkmak fiili olmasaydı burada do'dan başka yardımcı fiil gelebilirdi. Şimdi do yardımcı fiilinden sonra özne gelmiş. Özne you olduğu için burada yardımcı fiilimiz do geniş zamanda. Eğer he, she, it olsaydı veya buna karşılık gelen herhangi bir özne olsaydı, tekil özne olsaydı ne olurdu buradaki do? Does olurdu. Değil mi? Şimdi you'dan sonra get up etkinliği gelmiş. Kalkmak etkinliği gelmiş. Özne'den sonra arkadaşlar yüklem geliyor. Tamam mı? Yüklem geliyor. Yüklemden sonra gelmesi gereken herhangi bir şey varsa o geliyor. Diğer cümlelerde göreceğiz. Şimdi burada soru sana sorulduğu için yani burada Bugs Bunny sen diye Daffy Duck'a sorduğu için Daffy Duck da diyecek ki ben diyecek değil mi? Ben yaparım diyecek. Bakın burada you I'a dönüşmüş. Yani sen ben öznesine dönüşmüş. Ondan sonra yüklem tamam mı? Burada yükleme bunu da katabiliriz. Alta kaymış. Ondan sonra bakın what time sorusunun karşılığı olan at, şöyle yapalım, at 7 o'clock in the morning. Şimdi at 7 o'clock gelmiş. Saat kaçta? Saat 7'de. Değil mi bakın? Saat kaçta? Saat 7'de. Ondan sonra diğer zaman zarfı gelmiş. In the morning, sabahları. Zaman zarfından sonra veya önce yer zarfı da gelebilirdi. Veya zaman zarfının yerine yer zarfı da gelebilirdi arkadaşlar. Geçelim diğer cümlemize. Şimdi burada da aynı şekilde soruya what time soru zarfıyla girilmiş. Ondan sonra yine özne you olduğu için do yardımcı fiili gelmiş. Ondan sonra do yardımcı fiilinden sonra özne gelmiş. Ondan sonra yüklem ve yüklemden sonra gelmesi gereken tümleç diyebiliriz veya benzeri şeyler diyebiliriz. Onlardan bir tanesi gelmiş okul. Bunların ikisi toplamda neydi bizim? Daily rutinimizlerden bir tanesiydi değil mi? Günlük olarak yapılan faaliyetlerden bir tanesiydi. Ne olmuş bu? Sen saat kaçta okula gidersin?
Şimdi soru yine sana sorulduğu için sen ne dersin? Ben derim değil mi? Sen demezsin, ben dersin. Ondan sonra, benden sonra go fiili, ondan sonra go'dan sonra okul gelmiş değil mi? Ne diyorduk? Hani nesne, tümleç gelebiliyor diyorduk. Onlardan herhangi birisinden bir tanesi olan okul. Burada ise what time'ın karşılığı olan at 8 o'clock. Yani saat 8'de. Ne oldu o zaman? Ben saat 8'de okula giderim. Oldu değil mi? Sen saat kaçta okula gidersin? Ben saat 8'de okula giderim. Geçelim diğer cümlemize. Bakın yine burada da aynı şekilde soruya what time soru zarfıyla girilmiş. Ondan sonra do yardımcı fiili, öznemiz you olduğu için. Ondan sonra you öznesi. Ondan sonra yüklem. Değil mi? Ki burada oynamak fiili. Ve bunların ikisiyle birlikte bizim günlük faaliyetlerden bir tanesini oluşturuyor değil mi? İkisi birlikte. Soru yine sana sorulduğu için sen ne diyeceksin? Ben diyeceksin. Ben ondan sonra aynen burada olduğu gibi play basketball. Yani basketbol oynarım. Şunu da şöyle yapmıştık hatırlarsak. Ondan sonra what time sorusunun karşılığı saat 3 T. Saat kaçta basketbol oynarsın? Ben saat 3'te basketbol oynarım. Evet. Gelelim bu cümlemize, daha doğrusu diyalogumuza, daha doğrusu cümlelerimize de diyebiliriz. Soruya what time soru zarfıyla gelinmiş yine. Özne you olduğu için do yardımcı fiili. Daha sonrasında sen yani you öznesi. Ondan sonra bizim kısaca söyleyelim artık etkinliğimiz. Etkinliğimize de neyle başlıyoruz? Yüklemle başlıyoruz. Sen saat kaçta ev ödevini yaparsın oldu değil mi bu? Şimdi soru yine sana sorulduğu için sen ne diyeceksin? Ben. Evet. Ben saat 4'te ev ödevimi yaparım. Bakın bu kalın harfle yazılmış olan ifade ne oluyor? Bizim günlük ifade günlük olarak yaptığımız işler oluyor değil mi? Şimdi burada renklere dikkat edeceğiz. Nelerin kalın yazıldığına dikkat edeceğiz. Ve daha öncesinde nelerin altının çizildiğine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın burada what time yani saat kaçta sorusunun cevabı saat 4'te ki maviyle yazılmış. Burada günlük faaliyetlerden bir tanesi olan do homework yani ev ödevi yapmak faaliyeti ise kalın harfle yazılmış ki burada da kalın harfle yazılmış. Öznenin altı çizilmiş. Burada da öznenin altı çizilmiş. Birbirlerine karşılık geldiği için bu şekilde yaptık arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Aynı şekilde bakın. What time do you watch TV? Cümleler hep aynı şekilde kuruluyor değil mi? Yine what time soru zarfı. Yani saat kaçta. Ondan sonra özne you olduğu için do yardımcı fiili. Do yardımcı fiilinden sonra bakın sen öznesi. Yani you ondan sonra etkinlik. Sen saat kaçta televizyon izlersin? Bakın saat kaçta televizyon izlersin? Ondan sonra soru sana sorulmuş. Sen ne diyeceksin? Ben diyeceksin. Ben. Ondan sonra bakın watch TV yani televizyon izlemek aktivitesi etkinliği de olabilir. Ondan sonra what time sorusunun karşılığı olan at 6:30 yani 6:30'da. Ne oldu o zaman? Ben saat 6:30'da televizyon izlerim oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi simple present tense. Neydi simple present tense? Geniş zamanda arkadaşlar. Şimdi daha öncesinde kurduğumuz bizim cümlelerimizin hepsi geniş zamanda kurulan cümlelerdi. Bunu arkadaşlar daha sonra devam edeceğiz.